İşte o banyo, işte o içerik üreticisi ve işte o saçlar. Yine yeniden. Bu sefer sadece şu görmüş olduğunuz dipleri uçlarla eşliyoruz. Yani artık saç açma devri tamamen hayatımdan çıktı ve kapandı. Haziran sonu Türkiye'ye geldiğimde kuaföre gittim ve saçlarım dedim ki Allah rızası için koyultun. Ve acayip koyu oldu. Yavaş yavaş açıldı ve artık hani tamamen uçla dibin farklı bir renk olduğu noktaya geldik. Temmuz, Ağustos, Eylül, yani neredeyse 2,5 aydır falan saçıma hiç dokunmadım. Fark ettiyseniz daha bir ışıklı burası çünkü ring light'ımı kullanmayı akıl ettim. Yani bir önceki videolarda böyle sersefil gözüküyordum. Ters ışıktan göz altlarım, möz altlarım. Şimdi arkama ring light'ı koydum, çok güzel oldu bence. Şimdi hızlıca boyamızı hazırlamaya, karıştırmaya geçelim. Sonra da sohbet etmeye başlayalım. Çünkü yine video koyacağım deyip işte dip boyası sohbetleri yapacağım deyip bir şey yapamadım. Ama gerçekten bu sene özellikle biraz, tabii ki taşınmanın da çok büyük etkisi var ama biraz yavaşlamayı, bir şeyleri her dakika yapamayacağımı fark ettim, keşfettim ve kendimi ne kadar zorladığımı keşfettim açıkçası. O sebeple de kendimi hazır hissettiğim zaman bir şeyleri yapmaya karar verdim. Mesela bu saç boyama videosunu çekebilmek, bu saçı boyayabilmek, yani bu bile benim için bir vakit aldı. Çünkü bir de artık hani iki hayat yaşıyor gibi bir durumunuz da oluyor gerçekten. Burada daha az şeye zamana harcıyorsunuz, hani trafik falan gibi, ama bir yandan da insanlarla, ben bunu bir tüp yapacağım ya. Bir yandan da Türkiye'deki insanlarla da iletişimde olmanız lazım. Burada da bir hayatınız var. Hani bunlar da yoğun işler. Bir yandan işleri güçleri toparlamaya çalışıyorum. Daha çok işe güce ağırlık verdim bu dönemde açıkçası. İçerik yapmaktan soğuduğum, içerik yapmak istemediğim, aman beni kim görecek artık bu saatten sonra dediğim, niye bilmiyorum, böyle bir döneme girdim. Yani Türkiye'deki insanlardan uzaklaşmışım gibi hissettim falan. Böyle yani psikolojik bazı inişler çıkışlar oldu. Şimdi çok daha iyiyim ama gerçekten çok daha toparlamış bir vaziyetteyim. Biraz zamana ihtiyacım vardı. Artık çok daha az düşünerek içerik üretmeyi de düşünüyorum. Bir yandan bu da beni çok darlıyordu. Böyle sürekli kendim de hani bu işi yaptığım için sürekli kendimi bir eleştirme, bir sorgulama. Üf, bu olmadı, bu şöyle oldu. Ay yeter be Zeynep dedim kendi kendime. Yeter yani. Çek koy işte. Yani içinden ne geliyorsa onu yap. Yapmak istemiyorsan yapma. Bu kadar bu konu senin için bir mesele olmamalı diye düşündüm. O yüzden yapmak istediğim zaman, yapmak istediğim kadar, yapmak istediğim şekilde yapmaya karar verdim. Ve yapacağım gibi de hissediyorum. Yani çünkü toparladım biraz mental olarak. Ben de kötü olunca kimseyle paylaşmamaya çalışma ve kendi içine kapanma olduğu için beni anlayacaksınızdır diye düşünüyorum. Tamamen göz kararı bir şey yaptım ama umarım olmuştur. Öyle bir dönem yaşadım ve bir arada hani mecburiyetten kendimi zorunda hissediyormuş gibi bir yerden de içerik üretmeye, çalışmaya devam ettim. Mesela Instagram'da falan hiçbir şey yapmıyorum. Böyle bugün yeni bir şey paylaştım. İstemedim çünkü. Yani böyle bir dışarıdan Türkiye'ye, insanlara, tüketim çılgınlığına, oradaki kültüre bir bakıyorsunuz. Kendiniz başka bir kültürün içindesiniz. Başka bir yer buluyorsunuz kendinizi orada falan, böyle değişik kafalar yaşadım anlayacağınız. Daha sonra da tamamen gerçekten kendimi iyi hissettiğim noktada bir şeyler yapmaya karar verdim. Çünkü biraz böyle yapman lazım gibi bir yerden bir şeyler yaptığımı ve bundan keyif almadıkça da içerik sıklığımın azaldığını fark ettim. Evet. Özetle bu yani içerik mevzusu. O yüzden bir gitler, geller, gel gitler, neyse işte onlar oldu. Neyse boyamıza geçiyoruz. Her zaman Inoa kullanıyorum biliyorsunuz. Reklam değil bu arada. 5.0 kullanıyoruz bu sefer, artık koyu renklere geçtik çünkü. Birebir karıştır diyor, artık göz kararı şöyle birebir yaptım. Saçlarım da uzadı artık, o yüzden şey yaptım. Bir paketi açıkçası kullandım yani. Şöyle bir saçımı ayırayım. Bu sefer Burakcan'dan yardım istemeden yapacağım. İnanıyorum kendime. Şu kolumda bir morluk var ama niye anlamadım. Kickbox'tan falan mı oldu acaba? Görüşmeyeli konuşmayalı neler oldu? Biraz catch-up yapalım bakalım. Şimdi öncelikle Hollandaca kursuna başladım. Spora falan devam ediyorum. Spor bana çok iyi geliyor. Burada artık böyle bir rutinler oluştu bende, bir düzen oturttum falan gibi hissediyorum hayatımla ilgili. Onlar bana çok iyi hissettiriyor açıkçası. Onun dışında geçen hafta Hollandaca kursuna başladım ve aynı zamanda geçen hafta Burakcan'ın ailesi geldi, annesiyle babası geldi. Acayip keyifli, böyle bize de tatil gibi gelen çok tatlı bir hafta geçirdik beraber. Çok eğlenceliydi, bayağı bir yer gezdik yani bize de tatil gibi oldu. Araba falan kiraladık böyle. Bir gün denize girdim. Yani ben bu sene hiç denize giremedim. Hiç tatil yapamadık ki. Bu taşınma etme işlerinden. Yani inanılmaz iyi geldi. 28 dereceydi hava ve buranın denizi de gayet güzelmiş. Tabii ki soğuk ama ben soğuk deniz çok severim. Yani Bozcaada'dan biraz daha sıcaktı ama öyle söyleyeyim. Hani Bozcaada'yı biliyorsanız ondan bir tık daha iyiydi. Böyle girince hala donuyor hissetmiyorsunuz. Alışılıyor yani. Ben Bozcaada'da girmiştim mesela, hiç alışılmıyordu. Buranın kışı o kadar sert ki yani biz kışın taşındığımız için ben hiç burada böyle bir an yaşayabileceğimi açıkçası hayal edememiştim yani. Denize girmek gibi falan. Hollandaca'da da tabii ben daha önce Duolingo'dan şey yapıyordum. Bayağı hala da yapıyorum bu arada. Duolingo'dan biraz egzersiz yapıyordum. O yüzden az buçuk kelimelere falan, gramere bir tık hakimdim ama konuşma asla yok. Okumak ve duyduğunu biraz anlamak vardı diye düşünebilirsiniz. İşte sınava girdim, A1'i geçtim ama A1'e tabii ki A2 ile başlayacak bir yürek bende olmadığı için. Çünkü o kadar bilmiyorum yani asla. Mantık yürüterek A1'i geçtim yani. Dedim ki beni A1'den başlatın siz. Hani sıfırdan 1'e gidelim. Şimdi o yüzden sıfırdan, alfabeden falan itibaren Hollandaca'ya başladım. Ama çok da iyi oldu. Hani Duolingo gibi uygulamalar güzel. Biraz aşinalık kazanmak için ama dil öğrenmek istiyorsanız olmuyor yani. Çünkü renk bilmiyorum, sayı bilmiyorum, alfabenin nasıl telaffuz edildiğini, harflerin bilmiyorum falan. Benim burada Hollandaca öğrenme gibi bir zorunluluğum da açıkçası yoktu bu arada ama ben biraz daha kendimi buraya ait hissetmek, iş potansiyelimi arttırmak, kim bilir belki ileride İngilizce, Hollandaca bir şeyler yaparım içerik anlamında da. Burada belki Hollandaca bir hesap açarım falan, ne bileyim. Böyle şey gibi, Meryem Üzerli gibi yarım yamalak Hollandaca konuşup belki buradaki Hollandalılara tatlı gelir. Böyle bir strateji kurabilirim kendime. Bir yarı ben bilmiyorum. Herhalde Hollandaca bilmeyen tek Türk olabilirim yani içerik üreten. Burada çünkü çok fazla gurbetçi var tabii, ana dilleri neredeyse Hollandaca. Ben artık herhalde burada yarım yamalak Hollandaca konuşan, içerik üreten tek Türk falan olarak tarihe geçebilirim yani. Neyse. Bilmiyorum ya. Belki de hiçbir şey yapmam yani. Hiçbir fikrim yok. Sadece kendime bir challenge yaratmak istedim. En son İngilizce öğrendim ve İngilizce öğrenmeye başladığımda hani 4 yaşındaydım. O yüzden hatırlamıyorum dil nasıl öğrenilirdi. Bayağı bir zaman geçti üzerinden. Umarım oluyordur bu arada. Kendimi böyle bir challenge'a sokmak istedim. Farklı bir dil öğrenmek, bakalım becerebileceğim bir şey mi, onu görmek istedim. Bir de tabii bedavaydı o yüzden. Devlet karşılıyor bizim vize durumumuzdan dolayı. Yani bedava olması benim için en önemli faktör. Dedim ki yani devlet karşılıyorsa ben niye bu dili öğrenmeyeyim ki şimdi diye düşündüm. Ve başladım. Akşamları haftada 2 gün, akşamları 6.30-9.30. Buradan bisikletle 5-6 dakikalık bir mesafede, o da çok iyi. Yani böyle şeyler burada çok önemli meseleler oluyor. O yüzden böyle detaylı detaylı anlatıyorum. Çünkü hava çok kötü. Bizim arabamız yok şu an. Hakikaten şu an gidersin de hani kışın bir rüzgar esiyor. Bisikletten inmek zorunda kalıyorsun. Hani hareket ettiremiyorsun bisikleti yani gerçekten. Burada her şeyin birbirine yakın olması benim için çok iyi. Sporum 3 dakika mesafede. Tren istasyonu aynı yerde zaten, yine 5-6 dakika mesafede falan. Bu boyanın rengi de ne çıkacak bilmiyorum. Böyle kahve gibi bir şey aldığımı hatırlıyorum ama dur bakalım. Şöyle biraz yalandan, hatta yalandan değil süreyim yani. Onun dışında geçtiğimiz sene çalışmaya başladığımız, bu sene de bütün bir sene için beraber çalışmaya devam ettiğimiz, benim en sevdiğim yani beraber çalışmaktan en keyif aldığım marka. Gerçekten birçok yerde birlikte birbirimize destek olduk. Ayrıca çalıştık. Hani hem influencer marketingini yaptığım bir dönem oldu. Hem içerikler yapıyorum onlara. Heltia'yı biliyorsunuz, eski ismiyle Salus'tu. Heltia bir podcast kanalı açtı ve 4 kişiyle podcast yapmaya başladı. Onlardan bir tanesi de benim. Benim bölümüm daha yayınlanmadı yani, daha başlamadı. Eylül ayının sonunda yayınlanacak ama takip ederseniz çok mutlu olurum. Çünkü benim çok uzun zamandır yapmak istediğim bir şeydi podcast ve aslında şöyle tatlı bir şey oldu. Ben mental sağlıkla alakalı terapiye başladıktan sonra özellikle sosyal medyada çok konuşmak istedim ama biraz hassas bir konu, biraz trip bir konu yani. Hem konuşması hem insanları nasıl karşılayacağını düşünmeniz falan açısından. O sebeple de böyle biraz çekiniyordum. Ve o dönemde yani hayat bizi resmen hani Healthia ekibiyle karşılaştırdı gibi bir durum oldu ve dediler ki Zeynep istediğin şekilde konuşabilirsin ve biz seninle çalışmak istiyoruz. Yani o kadar güzel denk geldi ki o yüzden bende yerleri çok ayrıdır. Çalıştığımız insanlar da inanılmaz tatlı yani. Gerçekten hakikaten çok keyif alıyorum onlarla. Bu işbirliği videosu falan değil bu arada, sohbet ediyoruz diye öyle bahsetmek istedim. Onlarla böyle bir hani mental sağlıkla alakalı konuşma yolculuğuna zaten çıkmıştık. Bunun üzerine bir de ben böyle ulan podcast mi yapsam, hatta Pınar'la bir podcast yapacağız falan demiştim hatırlıyorsanız daha önceki saç boyama videolarımın bir tanesinde. Yani ikimizin de yoğunluğundan ona başlayamadık ve hani o yalan olacak gibi yani, hatta maalesef üzülerek söylüyorum ki belki ben tek başıma yaparım, çok emin de değilim. Ama henüz biraz yani zamana ihtiyaç var ve biraz erken duyurduğumuz bir şey oldu o. Böyle bir gaza geldik ama yok yani. O iş de şu an askıya alındı. Ben yanıyorum yani ben podcast yapmak istiyorum. Ama bu geçmedi yani. Neyse sonra işte Healthia dedi ki ya Zeynep biz böyle bir şey yapacağız. Seni de istiyoruz hani yapmanı. Böyle bir şey ister misin falan gibi. Ben de tabii ki dedim yani seve seve. Ve şimdi ilk defa podcast deneyeceğim. Hem benim için de bence güzel olacak. Hani bir markayla bunu yaparak başlayıp seviyorsam belki kendim devam ettiririm. Hem onlarla devam ederim aynı zamanda gibi bir durum da oluşabilir. Şimdi Eylül ayında işte Eylül sonunda ilk bölüm yayınlanacak. Ben de onun içeriklerini toparlamaya çalışıyorum. Böyle biraz yine çok samimi bir yerden aslında bu hayatta bana belki başta kötü olarak gelen ama daha sonra bana bir sürü şey katan hayatımdaki değişik olaylar ve tecrübeler üzerinden belki birkaç bölüm konuk da alabileceğimiz böyle şey değil ama yani kişisel gelişim klişeleriyle dolu bir taraftan değil tabii ki ama çok yani normal bir birey, bir insanın başına gelebilecek şeyleri aslında biraz normalleştirmeye çalışmak. Ya çünkü böyle maalesef hala aşamadığımız bir konu bu bence içerik üreticileri arasında. Ya ben kendim için bunu söylemiyorum. Ben bence yani olabildiğimce açığım burada yıllardır. Zaten bu açıklığı yakalayabilmek adına içerik yapıyorum aslında. Çok hani sanki burada böyle ünlü, neyse artık ünlü mü dersiniz ne bileyim içerik üreten biri, tanınır, bilinir biri sanki hani kötü bir şey yaşamıyormuş, yaşasa da göstermemeliymiş gibi bir algı ne yazık ki hala olduğu için günümüzde. Yani ben biraz bunun o sınırların dışına çıkıp, o niye sınırlar varsa o sınırların dışına çıkıp bakın ben de bir insan olarak bunları yaşadım, ne bileyim alışveriş tutkum, bir dönem ciddi düştüğüm alışveriş batağı mesela, bağımlılık derecesinde mi bilmiyorum ama bence sınırdaydım. Bu olsun, ne bileyim babamın kaybı olsun, bu tarz belki biraz konuşması ağır ama konuştukça da paylaştıkça da bence insanlar için de normalleşen bu mevzular üzerinden biraz konuşalım istiyorum bu podcast'te. Böyle konu başlıkları var kafamda. Hani beni tanıyorsanız, takip ediyorsanız yıllardır. Ya Zeynep şöyle bir şey de yaşamıştın sen hani ya da ne bileyim belki freelancerlıkla ilgili. Bu sana ne kattı, bununla ilgili konuşmak istersen çok güzel olur falan dediğiniz konu başlıkları varsa da çok açığım. Yorumlarda yazarsanız podcast'te Zeynep senden şunu dinlemek isteriz dediğiniz bir şey varsa seve seve yaparım. Sizin fikirleriniz benim için çok kıymetli. Çünkü bazen insan hakikaten içerik üretirken böyle bir kayboluyor yani ve o anda da ilk sarıldığı şey bence onu takip eden insanlar olmalı. Çünkü bazen insan böyle şey gibi, parfüm koklamak gibi. Bir yerden sonra böyle biraz kayboluyorsun bu içerik yapma işinde. Ben ne yapıyorum, ben neredeyim, insanlar ne istiyor, bu tuttu ama ben bunu yapmak istemiyorum falan gibi şeyler olabiliyor. Ben boyayabiliyor muyum bu saçı sizce? İnşallah diyorum. Şöyle dipleri biraz daha özen ve önem göstererek. Bir yeşil gözüküyor bu boya da hadi hayırlısı. Bu arada iyi ki bir paket yapmışım. Saçım ciddili uzamış. Yani benden haberler aşağı yukarı bu. Umuyorum. Keşke hani burada bir cevap verebilseniz, anlatabiliyor muyum? Bir sohbet kıvamında bu iş devam etse. Ben de siz ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz öğrenebilsem. Bunun için canlı yayın açmam lazım ama şu an okuyamazdım zaten. Kendi derdimdeyim. Ya onun dışında tabii ki alışma süreci devam ediyor. Bazen böyle tamam ya artık alıştım diyorsun falan, sonra böyle bir daha bir vuruyor o farklı bir yerde olma hissi falan, ama bu dalgalanmalar azaldı diyebilirim. Özellikle yaz güzel geçti. Yani burada yaz oluyormuş, ben yok diye açıkçası düşünüyordum o kıştan sonra, ama varmış neyse ki. Yaz güzel geçti. Biraz psikolojimizi de toparladı. Biraz daha buraya ait hissettik. Biraz daha keyif aldık buradaki hayatımızdan. Yani burada hakikaten farklı bir insan olmaya başladığımı hissediyorum. Böyle daha sakin tabii ki. Yani İstanbul'dan sonra. Başta bu beni rahatsız etti tabii ki. Çünkü farklı bir konfor alanı içine girmeye çalışıyorsunuz. Buraya sanki alışamayacakmış gibi hissettiğim bir kafadaydım. Böyle vücut o aksiyonu, o şeyi istiyordu yani. O kaosu istiyordu gibiydi. Yani resmen bağımlılık ha. Oradaki o gündem, o şey de bir bağımlılık. Hızlı hayat da bir bağımlılık. Çok fazla tüketme çabası da bir bağımlılık. Bunlardan resmen hani arınmaya başladığımı ve gerçekte hani Zeynep ne ister sorularının daha çok, daha doğru yanıtlarını bulmaya çalıştığım bir yerdeyim yani. Burası hakikaten o açıdan bana çok iyi geldi. Buraya gelmeden önce kafamda hep şey vardı. Çok hızlı bir şekilde adapte olmalıyım. İşte her şey hızlı bir şekilde çok güzel olacak falan. Yani o kadar göt oldum ki Türkiye'deki düşüncemle burada yaşananlar o kadar farklıydı ki bu bana çok büyük bir tokat gibi vurdu ve gerçekten algı, her şey yani. Bazen bir şeyi çok kötü algılıyoruz ama aslında o çok iyi bir şey olabiliyor uzun vadede. Ve tamamen bir şeyleri nasıl gördüğümüz, perspektifimiz aslında hayatımızın tamamını çok ciddi şekilde etkiliyor. Yani acayip klişe muhabbetlere girdim ama bazen bunu da hatırlamamız gerektiğini düşünüyorum. Maddi manevi beklentilerimin karşılanmadığı bir başlangıç oldu Hollanda'daki hayat. İşlerim çok kötü gitmeye başladı. Abo dur. Yani o yüzden başta çok zorlandık. İlişkisel anlamda da zorlandık. Yani Burakcan'la beraber de zorlandık. Ama şimdi çok daha iyi bir noktadayız yani. Demek ki yaşanması gerekiyordu. Hani ilişkisel anlamda da burası zor. Yani biriyle gelmek bazı kolaylıklar sağlasa da bazı açıdan da çok zor bir şey. Kendi başına gelsen sonuçta sadece kendin isteklerin, düşüncelerin devrede oluyor. Ama biriyle geldiğin zaman da onun bir şeylere alışması, senin bir şeylere alışman ve bir anda hani ayrı dünyalara gidebiliyorsunuz. Çünkü herkesin sonuçta bir bireysin, ne kadar birlikte olsan da, iç içe olsa da hayatlarınız. Hani senin bir şeye alışma sürecinle onunki farklı olabiliyor. Bir baktık hani biz farklı şeyler yaşıyoruz burada yani. Onu hazmetmek, onu yaşamak da ilginç bir deneyim oldu. Daha sonra tekrar orta yolda buluştuk ama demek ki hani bu da bir dönem, bu da bir süreç. Hani onun içindeyken ben böyle eyvah falan oldum ara ara. Benim o panik ve acelecilikten kaynaklanan şeylerden dolayı. Eğer ilişkiniz gerçekten sağlamsa bence bu şeyden çıkabilirsiniz diye de düşünüyorum. Yani gelecek ne gösterir tabii ki bilemezsiniz ama eşinizden, dostunuzdan, belki kendinizden biliyorsunuzdur yani. Yurt dışına taşınmak öyle kolay bir şey olmadığı gibi biz çok da ilişkiyi bitiren bir şey. Ve hani insanlar söylüyordu, ben de yok canım falan diyordum ama yok yani hakikaten o gücü gördüm. Bitirebilecek bir şeymiş yani, zor. Bence toparladım şu an bu arada bu sohbetleri ederken. Şimdi ben şu parmağımın içindeki o boyadan kurtulmaya çalışıp ve şuraları toplayıp ve saçımı yıkayıp bir de üstüne geliyorum. Zaten burayı topladıktan sonra saçımı hemen bir yıkarım. Ondan sonra bir son haline bakarız beraber. Sizleri öpüyorum. Görüşürüz. Vallahi duştan çıkar çıkmaz açtım kamerayı. Saçımı iyice yani kaynar suyla yıkadım ve evet, uçlarım bir tık daha açık gibi hissettiriyor ama hani en azından bir uyum, bir ahenk var. Şimdi benim klasik tarife hyaluronik asit, sonra yağ. Şöyle bir. Çok hafif yandım ama çok hafif. O yüzden böyle bir tık benim hoşuma gitti. Öbür türlü çok kontrast oluyor. Bembeyaz bir surat ve koyu saç. Ama böyle çok hafif rengim kırık olduğu için. Yani buna esmer insanlar gülecektir muhtemelen. Benim için biraz kırık bir renk yani, düşünün artık. Bu tarakla nasıl saçın tarandığını ben unuttum. Bu kıvırcık saçlar için bir tarak ki şöyle dışarı doğru muydu? Efendim, video çekiyorum. Saçımı boyadım. Ha. Gel bak. Gel, Süreyya Hanım'ın muhteşem değişimi. Ama biraz... Koyu olmuş lan bayağı. Lan onu konuşma lan benimle. Şey gibi ilk zaman hatırlıyor musun? Nasıl ışık güzel olmuş değil mi? Evet. Biz yüzüm gözüm gözüküyor, akıl ettim. Öp bakalım bir tane. Çok mu koyu olmuş? Oh, koyu olmuş. Ama bu açılacak biliyorsun ilk zamanlar. Kız ilk zamanlarda koyu diye hatırlasana Türkiye'de. Neyse güzel oldu, ben beğendim. Ama sağ ol canım. Kocam da beğendi, harika. Şimdi şunu şuraya şöyle asıyorum. Thumbnail çekmeyi unuttuğum için hemen bir poz verip saç rengimi flu yapayım. Artık bu saçın kuru ve kıvırcık halini Instagram'da falan göreceksiniz. Beni takip etmiyorsanız Instagram'dan da lütfen ve TikTok'tan. Çünkü ikisinde sürekli aynı şeyleri paylaşmıyorum. Ve lütfen YouTube kanalıma abone olursanız, çünkü 100.000'e çok az kaldı ve plaket alacağım. Yani benim için çok heyecanlı bir şey. Milyon olmam imkansız bence. Neyse, evrene şimdi kötü enerji vermeyelim de, yani milyon olmam çok zor ama 100.000'den sonra biliyorsunuz milyona plaket veriyorlar. Hani ben 100.000 plaketine çok okeyim. Fazlasına gözüm yok. Olursa da Allah razı olsun yani, güzel olur, tatlı olur ama ben 100.000 istiyorum. 100.000'e çok az kaldı. Yani elden ele abone olursak ve ben plaket alırsam çok memnun ve mutlu olurum. Çünkü YouTube'la büyümüş bir Gen Y olarak açıkçası o plaket hani benim için değişik bir deneyim olacak. Sizleri çok öpüyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.